hala sen bu çocukların babasının dayı olabileceğinden şüpheleniyor musun? Ben şüpheleniyorum. Çünkü neden şüpheleniyorum? Bunu avukatımla da konuştum. 3 tane avukatım var. Bundan da bunlara sesleneceğim. Aydın Kuşadası, Şeref Yoldaş, ona teşekkür ediyorum. Daima arkamda durdu. İzmir Karşıyaka'dan var. Birol, ben senin fikrini soruyorum. Şimdi avukatın fikrini Benim fikrim sormuyorum. mi? Evet, sen. Benim fikrim Heh. Esra ablacığım, iki çocuğun babası varsa benim cebimden doğuştan küssün. İki çocuğun vekaletçisini benim cebime versin. İki çocuğun hakkına da 3+1 daire istiyorum. Bu daire alınmazsa, bu çocukların üzerine tapu olmazsa boşanmayacağım. Sen neden 3+1 ev istiyorsun Sibel'den? Boşanmayacağım. Sibel, sen de söyle. Ben de 3+1 Boşanmıyorum. eve veremem. Zaten üzerimde bir şey yok. Aha. Sırf Boşanmıyorum. babamdan kalan bir tane evi, annemden kalan evlere, tarlalara istiyor. Ama Boşanmıyorum. alamaz. Çünkü bir tek kardeş ben yokum Esra abla. Benim 4 tane kardeşim var. Annenden 3+1 ev mi kaldı Sibel size? Hayır. Bir tane evimiz var Bir yani. tane eviniz var. Onu mu istiyor Evet, sence onu Birol? istiyor. Onu Sırf istiyor. ben oradaki evi istemiyorum Esra ablacığım. Yeni mi alsın? Çanakkale'de istiyorum. Manzaralı olacak şöyle. Manzaralı ev alacak sana Tabii. Sibel. Neden? Ben bir şey kaçırdım, özür dilerim. Çünkü Esra ablacığım, Esra bütün Hanım. imkan benim elimde. Ha? Esra Hanım, bir şey Bütün kaçırdım. imkan benim elimde. Evi çocukların üzerine yapsın dedi. Evet. Yani ne alaka? Hem çocuklar benim diyor hem ben yanlış anladım Evet. bilmiyorum. Ya bir Çünkü garip iki yok tane mu? çocuğu var bir oldu. Yani ikisinin iki tane öz çocuğu var. Sonrasında Sibel Hanım evliyken, yani daha tam boşanmamışken, iki çocuk daha yapıyor. Onlar başka birinden. Okey. Peki bir oğul Yani bütün neden imkan böyle, benim elimde. bir oğul neden manzaralı Çanakkale'de ev istiyorsun boşanmak için? Çocuklarım orada koruma evinde ya, bir tanesi. Bir tanesi de benden olmayan bir çocuk var. Mustafa Zeybek, bu da koruma altında. Evet. Onların direkt Bostaş'ta, Süleyman Bostaş'ı, bu 3 çocuğu oraya Çanakkale'ye toplayacağım. Ha, bütün Kendi çocukları toplayacaksın sen oraya. üst ikisi benden, bir tanesi benden olmayan çocuk var. Mamayla büyüttüm. Daha bayır E şey sen niye demedi. öteki çocukları da düşünüyorsun? Sen kendi çocuklarına bak Ben önce. kendi çocuklarıma istiyorum zaten evi. E sen diğer çocuk da diyorsun, koruma altındaki diğer çocuğu da. Benim 2 çocuğum var. Esra abla, diğer çocuğu falan karışamaz. Biri Evet. direkt O benim Bostaş. çocuğum. Ha. O beni öyle kabul etti. Evet, Öyle. Sibel 6 aylık bebekle evleniyor Birol'la. 6 aylık bir bebeği varken evleniyor. Birol'un da iddiasına göre o bebek de dayıdan diyorsun sen. Esra abla, Aynen. ben bir şey söyleyebilir miyim? Zaten şimdi Esra ablacığım, şöyle bir şey söyleyeyim. Çok büyük imkanlarım var. Bütün delil ortada. 6 aylık. Hani 6 aylık aldığım bebek var ya, o zaman resmi nikah yaptığım zaman onun çocuğun babasını bile biliyorum artık. Öğrendim. Avukatlarım çok hızlı çalışmış. Çocuğun babası kimmiş? Kim? Haydarabad köyünden İbrahim. Yalan söyle Esra abi. İbrahim İnanmayayım. mi? E hani dayı diyordun sen? Ne dediğini bilmiyorsun ki Bu sen? ayrı. Bu hangi ayrı? Kaç tane çocuk? Bak Mustafa koruma altında olan 10. ayın 7'sinde işisi var. Yenice mahkemesinde babası bulunmasına hep beraber dinleyeceğiz orayı. Peki. Sen ne diyeceksin Sibel tüm bunlara? Seni zaten böyle kabul etmişti 6 aylık Esra bebek. abla beni bu 6 aylık çocuğumdan kabul etti. Her Evet. şeyimden birlikte kabul etti. Babam da vardı o zaman. Babam öleli 11 sene oluyor. Yani ben 2017'de evlendim. Bu diyor ki 2017'de evlendi, 2019'da boşandı. Ne demek bu? Nasıl 2017'de evlendi, 2019'da Yani boşandı? diyor ya hani 2019'da evlendi. Ben 18 yaşındaydım bununla nikah kıydığımda. Nasıl oluyor? 18 yaşındaydın. Sonra 2 tane çocuğunuz oldu Evet. zaten o sırada. Öteki çocuk ne oldu? Yani sen 6 aylık bebekle geldin ya, o da sizle birlikte mi Evet büyüdü? abla. Diğer çocuklarla birlikte büyüdü Evet. o. Nasıl davranıyordu bir o çocuklara? Çok kötü. Kötü davranıyordu. Ha, çok kötü. Özellikle sen bir susar mısın? Esra abla lütfen. Kötü Konuşabilirsiniz karşılıklı da. biz olduk değil mi? Söyle ona Evet, kötü kötü davrandın. sen. Dur, kötü ben oldum. Kötü her Sen zaman çok bir kötüsün. olur. Çok kötü bir Neden? babasın. Neden? Çok kötü bir babasın. Ben Evet. bir kötü babayım Esra değil abla, mi? ne yapıyordu Annesi çocuklara? Beni diyor ki, Ben ben kötüyüm. bir tane gelinlik Sen desene istedim ya. Bana hep almadım, bokunu getirmedim, çomak dedi. rahat Dur bir görsün ol, bir desene. dakika.
Kötü ne yapıyordu çocuklara yani? Dövüyordu. Yalan söyledikçe batıyor. Hiç de batmıyorum. Yalan söyledikçe batmıyor. Hiç de batmıyorum. Yaşadığım şeyi ben bilirim Esra abla. Yalan söyle söyledikçe batıyorsun ya. Yani. Kendilerine yemek yiyorduk Esra abla hep birlikte çocukların. Evet. İşte bu beni sofrada tokat çaktı. Neymiş ben uyuyacakmış ben yemeyecekmişim. Öyle şey mi olur ne biçim şey? Yemin ederim Esra abla. Esra abla. Yaşadığım şeyi biliyorum. Nasıl yani sen yemeyeceksin? Esra abla. Yemeyecekmiş ben yemeyecekmişim. Esra abla. Bunları ben yaşadım Esra abla. Sana bir kelime söyleyeceğim. Bir sabah kalkıp da bana kahvaltı olmuş mu? Ha, yalan söyleme. Yalan ya. Evet. Git sana kahvaltı. Aç gittim. Aç gittim. Sabahları akşam. Akşam ecele oluyor da beyefendi yemek pişiriyor. Keyifli olursa. Nasıl yani? Sen söylemiyor muydun kahvaltı yok mu falan diye? Normal konuşmuyor musunuz siz? Yalan söyle Esra abla ya. Kahve çıkıyordu, bir bardak çay içiyordu. Geliyordu, kahvasıydı, çaydı. Hep nerede? Ya, yalan söyleme ya. Yalan söyleme ben. Yalan söyle zaten bakmıyorsun. Hiç de bakmıyorum. Kendini kandırıyor işte. Sen kendi kendine bakmıyorsun. Ben kendim kendimi sen bakıyorum. Adamlık mı yaptın? Dur tamam. Esra abla bir şey söyleyebilir miyim? Ben kendimi kandırıyorsam madem. Hadi sen beni Haydarabad'a dövdürdün ya. Ben kendimi kandırıyorsam. İki tane çocuğu... Sen çocuklarına babalık mı yaptın? Sen baba mısın? Benim çocuklarıma sen... ağzına alma. Benim çocuklarım alma. Ben doğurdum. Dokuz senin ay ben taşıdım. Senin çocuğun yok. Senin de çocukların yok. Ağzına al. Sen dilin bir çocuğuna bile olmuşsun. Çocuklara sana ekmek vermedin. Ekmek vermedin. Kapıdan kilitledin. Tabii. Sen mi? Kepten kolay götürdün de... Hmm. Abisi Aydın Bey patron. Hmm. Aydın Bey çocuklar yerinden yalan söylüyor Esra abla. Niye öyle çocuklara ekmek verilmedi falan diyor? Ya iftira atıyor Esra abla. Öyle bir şey yok mu? Hiç aç kalmadı çocuklar. Hayır öyle ya. Esra abacığım. Esra abla ben yalan söylüyorsam. Bir söylesin sen de söyle. Söyle Esra abla. Bizim evimde şey. Yok. Yiyecek bir kelime doğru söylesin. Dur bir söylesin cevap ver dur. Esra abla benim abim her şeyi alır. Biz babamızı alır tabii 11 sene... oldu. Ama bizim evde her şey var. Var. Her şey var. Ama yiyecek insan yok. Ha yiyecek insan derken çocuklar? Hani çocuklar yiyor. Hepimiz yiyoruz. Ama fazla alıyor abim. E niye aç kaldı? Nereden çıktı? Yalan söylüyor Esra abla. Zaten çocuğu benden kaçırdı. O çocuğu ben 3 seneden 4 seneden beri görmüyorum. Göstermiyor. Çocuğun psikolojini bile bozdu. Sen şikayetçi olmadın mı bununla ilgili? Göstermiyor. Tamam ama sonuçta şikayetçi olmadın. Aldım ben. Gösterme şeyi aldım. Evet. Korumaları var. İki gün gördüm. Tamam budur. Başka hiç göstermedi. Hani kaç yaşında bu çocuk? 6. 6 yaşında kız erkek. Erkek. Sen nasıl görmüyor? Nasıl oluyor görmüyorum. Bu? Tam bunu sorabilir miyim? Yani tabii. Şimdi o görmek için karar aldım diyor. Berol da koruma kararı var yanlarına sokulamazsın diyor. Öyle bir şey mi var? Bir hukuki kararı olabilir mi? Yani bir, iki, az önce yani şimdi bu konu ayrıntıyı öğrendikten sonra sormam gerekiyor. Az önce bir tehdit yaptın sen. Alenen yani eğer hanımefendinin çocukla ilgili zaten görüşme kararı olmasa gerek yok. Bir anne çocuğunun yanına sokulamazsın demen aleni bir tehdit yani. Hukuka aykırı bir eylemde bulunuyorsun. İşte böyle mi? Böyle bir insan. Biz burada şimdi siz onunla baş başayken istediğiniz gibi tehdit yapabilirsiniz. Ama burada bir kamu vicdanın önünde herkesin izlediği bir ortamda önemli bir ortamda ve kamu izliyor seni. Burada önemli bu şekilde konuşamazsın. Buna sana dur dememiz lazım çünkü bardağın şeyini taşıyorsun. Buna bizim müdahale etmemiz lazım. Niye? Çünkü sen çocukla anneyi görüştürmemek ve buna engel olmak konusunda aleni şekilde tehdit yapıyorsun. Bir defa bu tavrı bir düzeltelim. Hukuk tarafını ayrı konuşuyoruz. Burası bir hukuk mahkemesi değil. Elbette hukuk farklı yürüyor ama burada bir frene bas. Çocukları göremezsin, diyemezsin. O çocukları öyle bir görür ki sen de aval aval bakarsın. Tamam mı? Bravo hocam. Tamam da. Aval aval bakarsan ben de buna bir kere... Ben de buna senin dediğin gibi çok güzel bir yorum yapacağım. Yap bakayım bir ol. O zaman sen de öyle diyorsan senin dediğine göre konuşuyorum. Niye çocuklara ekmek yememiş de korona zamanında çocuklar niye yoğun bakımda kalmış? Sen de öyle söyledin ya. O zaman bütün ispatı ortaya dökelim. Bütün raporlar adaletin mülki temeli varsa
raporları komple incelenmesine talep istiyorum. Dalavere'yle onlar gidiyor. Ben Dalavere'yle gitmiyorum. İki tane çocuğuyla onun bunun üstüne atalama yapmasınlar. Birol şunu merak ediyorum. Bu çocuk hadi annesini bakalım. Görmek istiyor mu Birol? Annesini görmek istemiyor mu bu çocuk? Anne iki sefer geldi. Evet. Birinde özel taksiyle geldi. Ticari arabayla çocuğu kendim sağ aldım gitti. Şimdi yanımdaki Dilek var ya. Evet. Annesinin telefonunda fotoğraflarını gösteriyorum. Pis anne diyor. Ama sen mi öğrettin acaba? Ben öğretti ya. Hayır çocuğum beni seviyordu Esra. Bak, benden gittiğinde anne diyordu. Çocuğun psikolojisi bozan ben sensin. Ben öğretmedim. Sen öğrettin. 6 yaşındaki çocuk. Sen psikoloji bozdun ki çocuğun. Burada ablalar var. Sen de ablamsın. Ben bunu söylerken çok utanıyorum. Ne oldu? Çok fena utanıyorum. Ben burada bu kelimeyi söylersem burada yılın altına yıldırlar. Ne söyle? Söylesin kesin abi duyayım. Ne söyle? He. Ne? Çocuk. Evde diyor böyle yaptılar diyor. Ne yaptılar? Yalan söylüyor ya. İftira Esra abla. Ya, evde ne yaptılar diyor. Bir dakika önemli bir şey. Tam bir dakika. Söyle ne yaptılar diyor. Ya. Çocuk bir şekilde istismara mı uğradı? Bunu sen yuttun mu yani? Seni. Buna inandıysan ve bunu saklıyorsan sen bunu saklaman ayıp. Söylememen değil. Saklaman da bir dakika, bir de hiç anlamadık. Bir şey. Ne diyor çocuk? Bana ne? Söylesene çocuk bir daha. Bu. Çocuk şu an konuşamıyor. Bu ne demek? Ne demek bu? Ne demek anlamadım. Böyle bir şey olabilir mi? Kegeli zekalı. Dur. O zaman... Yer de benim yanıma. Ben bir şey diyemem. Ben dinlemedim. Kalkma ama kalkma sadece bir o. Sadece abime sesleneceğim. Seslen. İsmail Bostaş canlı yayına bağlanmasına talep istiyorum. Talep istiyorum. Çoğun... Hesabını verin. Ne yapmışım? Bağlansın bunu İsmail ne Bostaş. Ne yapmış? Ne diyor çocuk? Ne yapmış? Çocuk ne anlatıyor? Söyle. Çocuk konuşamıyor elini üstüne. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsa... Hayır abi olduğunu nasıl konuşamayan çocuk onu söylüyor. Yalan. Konuşamıyor ya. Senin hayatın yalan ki. Elinden gösteriyor. Elinden gösteriyor ya. Peki Birol benim çok merak ettiğim bir şey var. Bir otur sakin ol. Otur. Bak. Vallahi bir daha ya. Gülüyorsun bir de şey. Çanakkale Esra bak. Yalan söylüyorsam. Yalan söylüyorsun. Doktorların da arayın sorun Mehmet Akif Açoy. Sosyal Hizmetler Kurumu'na bağlı. 6 ayda bir çocuğu psikolojiye götürüyorum. Her ay 1000 lira masrafım var. Peki konuşamayan çocuk nasıl sana abisiyle Sibel'in... Elinden bak şimdi... Tamam elle nasıl abiyi gösteriyor? Anladın bir güzel anladın ya. Yalan. Vallahi yalan Esra'la ya inanmıyorum ekmek ben. Ekmek bunu çarpsın anladın ya. Sen... Ben böyle bir şey görmedim ya. Yalan. Git yalan söyleme ya. Yalan söyleme ya. Sen yalan söylüyorum. Vallahi batıyor ya. Çocuğu getirelim mi? Yani sen ısrarla şu çocukların dayıdan olduğunu söylüyorsun değil mi? Hayır. Bu çocukların yanında öyle yapmışlar bunlar. Ama az önce sanki çocuğa yapmışlar gibi anladık biz senin anlatmandan. Abla yapmışlar. Çocuğa anladık, yapmışlar anladık gibi anladık. Senin anlatmandan ben şahsen öyle anladım. Bir şey evet. Yani göz önünde birlikte bak, bir şey yapmışlar. Allah senin cezanı versin. Evet. Bir dakika yani Birol Bey. Çocuğu buraya getirsin. Birol Bey. Allah için gelsin ya. Bir dakika Birol Bey. Ne olmuş? Ya. Bu çocuğu buraya. Esra abla. Abi. İsmail Bostaş. Canlı yayına bağlı. Canan Dilek Bostaş'ı. Jandarmayla buraya İstanbul'a yetti. İsmail Bostaş kim? İsmail Bostaş kim? Abim oluyor. Öz abim. E tamam senin abinle onun abisi ne alakası var? Abi çocuğu yapıyor ya. Vazgeçemiyoruz ya. Vazgeçmiyoruz ya. Ya neyden vazgeçmiyor? O harekette de vazgeçmiyor. Yapmışlar ki çocuğu... Sen kendin... Ya bırak Allah aşkına. Sibel neden bu abiyle alakalı durumdan böyle söylüyor mu sana? Esra abla. Vallahi bir şey yok. Yemin ediyorum. Yalan söylüyor. O çocukları da ölümden döndürdüm. Ölümden döndürdüm. Bütün raporlar. Hepsi de. Getir.
Rusya'da Eküs. Bir tane balonun avukat aldım. Tövbe yarabbim. Esra balonun avukat aldım. Bir de gülüyor ya. Balonun avukat aldım. Balonun avukatı iki tarafı çalıştı.